Ulusal Kanal'da Nasıl Yani programımızdan merhaba değerli izleyicilerimiz. Nasıl Yani programımızda haftaya sanatla başlayalım istedik. Çünkü bu salgın süreci, pandemi denen ama güzel Türkçemizle ısrarla bunu vurguluyorum yerleşsin diye. Salgın sürecinde hepimiz çeşitli uğraşlar içindeydik belki ama hep içimizi karartan bilgiler paylaşıldı. Maalesef giden canlar, toplumdaki salgının dönüşümü, bizi etkilemesi derken bugün hem sanatı hem de evde kaldığımız süreç içinde özellikle resim sanatının neler kazandığını ya da nereye evrildiğini konuşmak istiyorum. Kendine has çizgileriyle tanıdığımız çok değerli ressam ve heykel çalışmalarıyla da bize çok güzel eserler sunan Advia Bal yayınımıza katılıyor. Merhaba sevgili Advia Bal. Nasılsın? Merhabalar, merhabalar. Ne güzel sizi görmek. Benim için de öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir de bugünlerde aşırı sıcaklarla mücadele ediyoruz. Evet, evet. Afrika'dan sıcaklar geldi. Onlarla mücadele ediyoruz. Doğru. Gerçekten hem maske takma zorunluluğu var. Mümkün olduğunca evlerde kalma zorunluluğu var. Evet. Zaten sokağa Yapalım çıkılacak gibi zaten. değil. Mümkün olduğunca Çok zorunlu sıcak. olmadığı sürece Evet. dışarı çıkmayalım. Ne yaptınız bu süreçte? Siz ki devamlı üreten bir sanatçısınız. Evet. Aslında Üretiminize nasıl katkısı oldu? karantinanın çok bir farklılık yarattığını söyleyemem hayatımda. Meğerse ben zaten hep karantinada yaşıyormuşum. Atölyemi seven ve atölyemde üretmeyi kendine amaç edinmiş bir insanım. Hiç sıkılmam saatlerce atölyemden. Ama tabii ki dostları görmek, dostların yapmış olduğu etkinliklere katılmak, benim etkinliklerime dostların teşvik edişini görmek, gözlemlemek çok hoştu. Bunlardan mahrum kaldık. Ama tabii ki Allah'tan ki iletişim araçları o kadar gelişti ki hem görsel Evet. hem duygusal olarak bu ihtiyacımız bu yolla giderildi. Evet, pandemi dönemindeki söylediğiniz gibi salgın demek çok daha doğru. Türkçemizin, güzel Türkçemizin karşılığı olan bir sözcük pandemi, salgın sözcüğü. Üretimi çok etkilemedi. Üretim aşamasını, yani bir sanatçının çalışma aşamasını, hatta kendini dinlemesi açısından, sanatını değerlendirmesi açısından, üretimde bazı caydırıcı faktörlerden uzak kalma açısından bir avantaja bile dönüştü. Ama izleyiciyle buluşma konusunda, sergiler açma konusunda gerçekten büyük iptaller oldu, ötelemeler oldu. Benim ilk vaka görüldüğünde, pandemi Türkiye'de ilk görüldüğü gün İzmir'de sergim vardı 11 11 Mart. Mart'ta. Evet, ama henüz insanlar durumun vahametinin farkına varmadığı için biz de dahil çok rahat bir şekilde gittik, sergimizi açtık. Ziyaretçiler çok yoğun ilgi gösterdi. İzmirliler o kadar sanata düşkün, o kadar zarif insanlar ki buradan teşekkür etmek istiyorum. Büyük ilgi gösterdiler. Pandeminin o bağlayıcı etkisi, sınırlandırıcı etkisi henüz hissedilmemişken açıldı sergim. Ve pandemi süresince de, yani salgın süresince de, karantina süresince de açık bırakıldı. Ayşe Hanım, İzmir Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'nin müdürü, Varol Bey, onun yardımcısı çok yardımlarda bulundular ve sergiyi açık bıraktılar. Bakanlığın da Ayşe Hanım'ın bize belirttiğine göre bizim yüzümüz olacak nitelikte bir sergi demesi de çok onur verici bir şeydi benim için. Evet. İzmir sergisi bu anlamda çok başarılı geçti. Ama daha sonra karantinalar başlayınca tabii ziyaretçisi olmayan bir sergi oldu. Biz de gidemedik 3 ay boyunca yasaklar olunca resimlerimizi almaya, ama resimler çok emin ellerde ve 3 ay boyunca duvarlarda kaldı. Ondan öncesinde Bursa'da bir sergim vardı. O da müthiş oldu. Hem Bursalı sanatseverlerin, sanatçıların ilgisini çeken bir sergi oldu. Hatta ve hatta lise öğrencilerinin, burada öğretmenlerini de tebrik ediyorum ben. Bir sanatçıyla röportaj yapın gibi bir ödev vermişlerdi. Birçok öğrenci benimle o dönemde röportaj yaptı, belgelediler ve
sınıflarında bu belgeleri sundular. Çok büyük, yoğun ilgi gördü. Zaten benim 2021 programım, nasıl diyeyim, bir Anadolu turnesi niteliğindeydi. Öyle bir proje yapmıştım aklımca. Böyle bir programlama yapmıştım. 2020'de ben Anadolu'yu gezeceğim ve Anadolu'lu insanlarla, sanatseverlerle buluşacağım diye bir program yapmıştım. Bunun Bursa, İzmir ayağı var. Bunlar gerçekleştirilebildi. Ama Ankara, Antep, Trabzon, Edirne, ki bunlar programlanmış ve günü alınmış sergilerdi, maalesef yine salgın nedeniyle ve bunun getirdiği karantina nedeniyle gerçekleştirilemedi. Dolayısıyla benim Anadolu turnesi dediğim o isimli faaliyetlerde bulunduğum programım biraz aksaklığa uğradı. İnşallah ileriki yıllarda bunu gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Vatanımın her yanıyla resimlerimi buluşturmayı, benim oradaki sanatseverlerle buluşmayı amaç edinmem ve bunu gerçekleştirmem önümdeki programın, önümüzdeki programların en önemlilerinden biri. Tabii karantina dönemi kendi içinde bazı başka şeyler de, olanaklar da getirdi. Başka yaratıcı yöntemler de getirdi izleyiciyle buluşmak için. Sanal müzeler, sanal sergiler, ondan sonra sanatçı zincirleri birbirlerini davet eden, paylaşmak üzere değişik sosyal ortamlarda, sanal sosyal ortamlarda bu tür etkinlikler oldu. Hülya Küpçüoğlu mesela Beykoz Üniversitesi'nden çok güzel iki sanal sergi tertip etti. Beni de davet etti ve memnuniyetle katıldım. Yani bu tür etkinlikler devam etti. Yani biz sanal ortamlarda kendimiz doğrudan orijinallerini buluşturamasak bile resimlerimizi yaptığımız, ürettiğimiz, üretmek demek de bana çok yanlış geliyor, yaratma sözcüğünü kullanmak daha doğru sanatçı için yaptığı konusunda. Ürettiğimiz, yarattığımız eserleri buluşturduk bu yollarla. Sağ olsun bazı insanlar bu konuda, bazı değerli insanlar bu konuda görev atfettiler kendilerine ve bu tür kampanyalar düzenlediler ve sergi düzenlediler ve sanatçılar da davet ederek bu seyirciyle, izleyiciyle buluşma ritüeline dahil ettiler. Yani evet. Sanıldığı kadar öyle çok pasif geçmedi. Özellikle benim için hiç pasif geçmedi. Ben tabii bu konuda biraz da galiba şanslıyım Gülgün. Hem İstanbul'da atölyem var, hem Bolu'da atölyem var. Pandeminin, salgının ya da salgının yarattığı karantinanın gevşetildiği anlarda soluğu Bolu'da aldım ben. Orada çok güzel bir atölyem var. Çok büyük bir çalışma masam, tezgahım var. Ve bol bol üretme şansım oldu. Kendimi dinleyerek, kendimi gözden geçirerek, sanatımı gözden geçirerek, biraz okuyarak çok güzel bir süreç geçirdiğimi söyleyebilirim. Tabii her gün, günün sonunda baktığımızda vaka sayılarına ve kayıplarımıza büyük üzüntüler duyduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastalananlara acil şifalar diliyoruz. Bir de tabii ki şöyle bir durum oldu. Sanatıyla geçinen sanatçılar büyük zorluklar içinde kaldılar. Gerçekten. Çünkü bu sergiler sadece sergi değil yani. Halkla buluşsun diye yapılmış faaliyetler değil. Bunlar aynı zamanda birer ticari faaliyetlerdir. Alıcıyla da buluşturur. Tabii sanat severlerle buluştuğu kadar koleksiyonerlerle de buluşulan ortamlar, sergiler. Bunlardan mahrum kalınınca özellikle sadece sanatıyla geçinen sanatçılar için ciddi zorluklar oldu. Çünkü resim sanatı atölyesiyle, boyasıyla, diğer malzemelerle ve zamanla, günümüzde en pahalı şey zaman aslında, en şey zamanla büyük masraf gerektiren bir uğraştır. Bu masrafı karşılayan şey de resimlerimizden, sanat eserlerimizden, heykellerimizden elde ettiğimiz gelirlerdir. Bu anlamda bence biraz hükümete, tıpkı Alman hükümetinin yaptığı gibi hükümete de görev düşüyor. Sanatçıları bu dönemde desteklemek, en az ev yapan insanlar kadar, müteahhitler kadar sanatçıları da desteklemek gerektiğine inanıyorum. Bu konuda umutluyum da, yani çok umutsuz değilim. Pandemi dönemi ya da salgın dönemi böyle geçti.
aktif geçti. Öyle. Evet. Tabii Yani salgın bitmedi ama özgürlüklerimize getirilen kısıtlamalar kaldırıldı. İşte orada da siz bir sanatçı duyarlılığıyla ne mesaj vereceksiniz topluma? Tekrar sanatınıza Evet. döneceğim. Gerektiğince uyum gösterebiliyor muyuz? Salgınla mücadelede bize söylenen, yapılmaması gerekenleri acaba? Ya bu konuda tabii ki biraz zafiyetimiz olduğunu düşünüyorum. Gözlemliyorum daha doğrusu düşünmeden önce. Biraz zafiyetimiz var. Kurallara uyma konusunda sadece kendimizi değil başkalarını da tehlikeye atma konusunda biraz bilinç eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Bunun da zamanla gideceğini düşünüyorum. Biraz sıcakların etkisiyle de herhalde bir gevşeme oldu insanlarımızda. Bu biraz üstünde düşünülmesi gereken bir konu. Ve tabii ki herkesin başına polis ya da bir ceza kesici kişi takamayacağımıza göre bu daha çok vicdani sorumluluk, insani sorumluluk boyutunda üstümüze düşen bir görev. Bu konuda halkı davet etmek dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Vicdani sorumluluğa davet etmek dışında. Evet, evet. Özellikle maske, mesafe ve hijyen diye bütün hekimler, bütün uzmanlar haykırıyorlar, bağırıyorlar ama hala o konuda Maalesef direnenler var. var. Sıcak Şimdi var diye evet, düşünüyorum. Adliye Bal aynı zamanda heykel de yapıyor. Evet. Onun heykellerini de konuşalım. Ve o heykel çalışmaları ne yönde? Heykel çalışmalarım önceleri bronz, döküm bronz heykeller yapıyordum. Balmumu ile çalışıp döktürüyordum. Daha sonra bu malzeme bana çok yeterli gelmemeye başladı. Taş yontmaya başladım ve ateş Oh. üzerinde bir mermer atölyesine kapanarak büyük boyutlu 2 metreye varan taşlar yontarak kendimi ifade etmeye çalıştım. Allah'tan ki vinç ile taş olanağıyla, taş bolluğuyla her boyutta güzel bir atölye bulduk. Buradan teşekkür ediyorum atölye sahiplerine Orhan Bey'e. Orada çalışıyorum. O yüzden de şu anda İstanbul'dayım. Mermer çalışmak üzere İstanbul'dayım. Yoksa Bolu'da küçük çaplı mermer çalışmalarla beraber resim de çalışıyordum. Fakat büyük mermer çalışmaları için vinç taşı kaldırmak için vincin gerektirdiği boyutta mermer çalışmalar için İstanbul'dayım. Çok güzel gidiyor. Onun dışında ceviz kütükler aldım. Ağaç oymalar yapacağım. Yani heykel tabii benim ikinci branşım olarak hep ilgimi çeken bir sanat dalıdır. Üç boyutuyla kendini ifade etmenin daha boyutlu haliyle heykel özellikle son zamanlarda gündemimi çok alan bir sanat alanı oldu. Onun dışında inşallah bu salgın ve salgının getirdiği bu kısıtlamalar sona erdiğinde özgün baskılara yöneleceğim. Biraz özgün baskı çalışmak istiyorum. Yani plastik sanatların bütün alanlarında kendimi ifade etmenin yollarını böyle coşkuyla araştırıyorum, arıyorum. İnşallah Güzel. çok güzel olacak, her şey güzel olacak. Ben resim atölyesini biliyorum. Onu orayı Gelmiştim. taşıdık. Taşıdık orayı. O Evet. bahsettiğin yeri senin geldiğin, ziyaret ettiğin ve Evet. şeref verdiğin yeri taşıdık. Ne demek Şimdi o şeref? daha büyük atölye hem Bolu'da hem İstanbul'da çok geniş, güzel bir atölye. Kaloriferiyle, ısınma problemini Soğuktu değil mi? atölye. Ben bir Evet. atölyem var. Şimdi 2 metrelik bir mermer heykelden söz ettin. Şimdi biz Evet. sizi bizi konuşuyoruz ama Adliye Bal'la çok yakın arkadaşız aslında. Birbirimize isminizle hitap ederiz. Kaçırıyoruz ağzımızdan. Onun için lütfen saygısızlık addetmeyiniz. Sevgili Adliyeciğim diyeyim. O 2 metrelik heykelle ne tür bir çalışma yapılıyor? Yani ne çıkacak? Sürpriz mi? Sadece bir tane değil ki birçok çalıştım zaten. Şu anda yerleri de buldular mı onlar? Çok güzel yerlerdeler. Birçok heykelim var. Şu anda da çalışmakta olduğum bir heykel var. Güzel kompozisyonlar yapıyorum. Taşı yontmak ayrı bir keyif.
Onun milyonlarca yıl dayanabileceğini düşünmek, kalabileceğini düşünmek ayrı bir keyif. Ve tabii ki üç boyutlu olarak kendini ifade etmek çok güzel bir keyif. Çok zor bir alan ama değil mi? O taşı Tabii yontmak, zor istemediğin olmasına kaynaklı. kırılmalar Makineleri yaşanabilir. kullanma konusunda bir zorluk yok ama hani o boyutta taşları yontmak, taşımak, çevirmek vesaire gibi olanaklarda başka birinin yardımına ihtiyaç duyduğunuz için zor bir, aynı zamanda bir ekip çalışması olduğu için zor. Vinç'e ihtiyacınız var, özel Evet. alanlara ihtiyacınız olduğu için zor. Yoksa makine kullanmak. Yani tabii bazı insanlar gözünde çok büyütüyor ama benim çok hoşuma gidiyor o taş böyle dantel yapar gibi birim birim böyle minim minim ya da o şekillendirmek hoş, çok güzel. Ayağa kalktığı zaman bambaşka bir şey zaten, heyecan. Ah, dantel yapar gibi. Evet, Sanat da yani zaten bir şekilde çok güzel bir tanım. toplumu dönüştürmek için bazı insanların kendini feda ederek yaptığı bir şey. Yani piyasaya para süreyim de şu kadar liram olsun da şöyle bir hayat standardı yakalayayım diye yaptığı bir şey değil. Bu, evet, bunu yapanlar var. Onlar da bir şekilde piyasanın koşullarıyla yükselip gerçekten büyük standartlar yaşayanlar var. Çok geniş. Ama sanat tıpkı din gibi, bilim gibi, üretim ve üretim ilişkileri gibi toplumu dönüştüren başat aktörlerden. Evet, Yani evet. zaten dünyada toplumu dönüştüren, geliştiren ya da toplumların ilişkilerini ayarlayan, birbirleriyle temasını ayarlayan dört önemli etmen olduğunu düşünüyorum. Biri bilim. Bilim, insanlık var olduğundan beri, daha doğrusu iradi kararlar vermeye başladığından, iradi sorular sormaya başladığından beri olan bir şey. Sanat öyle. Avlanmak için büyücülük yapmak adına avlayacakların formları, hayvanların formlarının mağara duvarlarına işlediği insanlar. Din çok varoluştan beri olan bir olgu. Üretim, evet, daha sonra, yani aletlerin bulunmasından sonra, avlanma döneminden sonra ortaya çıkan bir şey ama gerçekten toplum ve insan ilişkilerinde başat rol üstlenmiş bir faktör, üretim. Şimdi bütün bunların içinde sanat ayrı bir yerde. Çünkü sanat kavramlarla yapılan bir şey. Yani bilim gibi olgularla değil ya da din gibi inançlarla değil, üretim gibi maddi kaynaklarla değil, kavramlarla. Yani kişiye çok bağlı sanat. Sanat, kişinin, sanatı yapan kişinin kişiliğine, birikimine, duygularına çok bağlı bir şey. Yani onun kavramı, ele alış ve onu ifade edişiyle o kadar ilintili ki. O yüzden sanatçılar çok dikkatli olmalılar. Sanatçılar, ışığı alanlarında ilk gören insanlar olarak toplumu yönlendiren ve buna bağlı olarak da büyük devrimler yaratan insanlar. Rönesans buna en büyük örnek yani. Rönesans'ı başlatan, geliştiren sanatçılar oldu. Sanatçıların, edebiyatçıların, ressamların, heykeltıraşların daha çok Rönesans'ta halkın gözünde vücut bulduğunu görürüz. Dolayısıyla sanat, bu saydığım olguların en az bilimi kadar, en az din kavramı kadar, en az üretim kavramı kadar büyük rolü var toplum dönüşmesinde. O yüzden Çok. sanatçılar biraz bazı kavramlarda dikkatli olmalı. Çok dikkatli olmalı ve özellikle siyaseti, dünya siyasetini, Türkiye siyasetini, Türkiye'nin nereye gittiği konusundaki soruları çok dikkatli sorup, çok ince bir elekten geçirip ona göre tavır almaları gerek. Bazı sanatçılar maalesef bazı şeyleri kavrayamıyor ve toplumun gözünün önünde olan insanlar olarak toplumu yanlış yönlendirme konusunda başat rol oynuyorlar. Bu beni zaman zaman çok üzüyor. Zaman zaman Her üzüyor. zaman, her zaman üzüyor. Şimdi elimde bir kitap var. Net görülebiliyor mu acaba? Evet. Doğu Perinçek yazdı. Senin önünde de var biliyorum. Evet. Çarpıcı. Okudum bir kitap. İlk Evet. basımını da okudum. İkisi arasında tabii ele alış bakımından ciddi farklar var. Evet. Parti ve sanat.
Yani sanat ve şuradan bir bölüm okuyup tekrar sözü sana vermek istiyorum. Çünkü toplumun dönüşmesinden söz edince sanat da dönüşüyor ister istemez. Evet. Diyor ki, işte Mimar Sinanların yaptığı camiler bugün artık yapılmıyor. Bugünün mimarisi farklı çünkü toplumlar değişiyor. Toplumlarla birlikte sanat ve güzellik anlayışları, beğeniler, sanatsal ifadeler ve sanatın teknolojisi de değişiyor. 300 yıl sonra Fikret Mualla'ya benzeyen bir ressam görebilecek miyiz? Cevabını da vermiş orada. Göremeyeceğiz. Çünkü Fikret Mualla'yı yaratan yaşadığı toplumdur. Aldığı kültür, işlediği konular, kullandığı renkler, Evet. estetik değerler ve bu gibi hep bugünkü toplumdandır. Kendi yaratıcılığı, birey olarak katkısı var. Doğru ama bugünkü sahnenin dışında üretemez hiçbir insan. Sanatçının bireyselliğine ağır geliyor ama işin gerçeği budur. Burada çok güçlü bir mesaj var. Evet. Ve buradan sözü sana Çok bırakıyorum güçlü bir tekrar. mesaj ve gerçekten güçlü tespitler var. Sanatçıya da önemli görevler yükleyen bir yanı da var bu kitabın. Bu arada senin resimlerini de izliyoruz. Her sanat seven, her vatandaş tarafından okunup süzgeçten geçirilmesi gereken bir kitap. İlk basımında daha çok sanatçılar üzerinden bir yorumlar zinciri var. Ama bu kitapta daha genel, daha nokta tespitlerin bulunduğu çok güzel bir kitap. Evet. Bu arada Adriye Bal'ın çok kendine has eserleri, nerede görseniz bu Adriye Bal diyeceğiniz eserlerini de ekranımızda izlemeye devam ediyoruz. Evet, buradan devam edelim. Sanatçının, sanat sanat için, sanat toplum için, yıllardır bu hep konuşulur değil mi? Çok kısır, kısır bir tartışma. Kısır, kısır. Her sanatçının, buyurun, bir şey mi söylüyordun? Yok, bu çok önemli. Tabii ki her sanatçının kendine ait bir dünya... Dünya görüşü var ve sanatını yapma amacı var. Amaçsız bir sanatı ben düşünemiyorum. Yani amacın sadece kontrast uyumunun olduğu, sadece uzamın ya da espasın en doğru şekilde verilmesi olduğu bir sanat dalını ben reddediyorum. Ben böyle bir sanat, bu dekorasyonla ilgili bir program. Kırmızının maviyle uyumu, efendime söyleyeyim yeşilin kırmızıyla kontrast. Bunlar gerçekten dekorasyon kaygıları. Ben toplumu, insanı konu edinen ve anlatımı olan, çocukluğumdan beri bu böyledir, anlatımı olan sanat eserleri hep daha çekici, daha heyecan verici ve bende hezeyan uyandırıcı eserler olarak algılamışımdır. Ama diğer o konularla ilgili kaygılar duyarak resim yapan sanatçı arkadaşlarımı kesinlikle yadsımıyorum. Buradan yanlış anlaşılmasın. Onların da kaygısı o. Yani kırmızı nedir? Mavi nasıl bir etki yaratır? Daire nedir? Efendime söyleyeyim, dairenin şuradaki şu dominant durumu nedir gibi kaygılar duyan sanatçılar da tabii ki belli bir emek, yürek koyuyorlar sanatlarını icra ederken, ama benim kaygım o değil. Benim kaygım insanlık tarihinde böyle çok olayları birebir yansıtmadan insan ilişkilerini, insanın sıcaklığını, insanın umudunu, insana dair her türlü coşku, duygu, bunların tarih süreci içerisinde böyle anlık, bir anlık dondurulmuş anlarını resmetmek ve bundan insanların kendilerine göre hikayeler çıkarmasını amaçlamak. Benim şeyim bu. Yani bir anı donduruyorsunuz ve bakan herkes kendine göre bir hikaye çıkarıyor. Böyle bir duygu yoğunluğu ben Ankara Sergim'de bundan 4 yıl önce Ankara Sergim'de yaşadım. 60 yaşları da genç mi? Bunu birçok yerden anlatmış olabilirim. İzleyiciler ikinci kere de dinliyor olabilir. Özür diliyorum onlardan. 60 yaşları da çok hoş bir bayan sergimi gezdi ve sergimin gezmeye başlamadan önce sergimi broşür alacağını söyledi benden. Alabilir miyim dedi. Tabii buyurun dedim. Sergiyi gezdi fakat yarısını gezemeden bir baktım ağlayarak salondan dışarı çıkmaya başladı. Birkaç broşür kaptım istediğini bildiğim için peşinden koştum ve yakaladım. Neden broşür almadan gidiyorsunuz ve neden ağlıyorsunuz dedim.
siz beni nerelere götürdünüz böyle dedi. Nerelere götürdünüz beni dedi ve sarıldım ona. Sarıldım çünkü benim amacıma ulaştığımı gösteren bir güzel bir izleyici, güzel bir sanatseverdi o ve ağladı omuzlarımda. Benim istediğim bu, insanlara duygu yoğunluğu, kendi yaşantıları, kendi birikimleri, kendi beklentileri doğrultusunda bir şeyler bulabilmek, bir organik bağ kurabilmek, resmim veya heykelimle, hiç önemli değil, yarattığım sanatla izleyici arasında bir organik bağ olabilmesi. Bunu tabii ki zaman zaman başardığımı düşünüyorum ve bu konuyla ilgili yoğun etkilenen insanları da çok seviyorum. Buradan selam yolluyorum onlara. Şimdi sohbetlerimizde hep şu vurgun, sevgili Adviye Bal, çok önemlidir. Benim resimle buluşmam Cumhuriyet kazanımlarımızın bana bir hediyesidir özetle. Öyle, tıpkı babam gibi. Evet. Babam nasıl bir köy çocuğuyken, koyun güderken bir müfettiş olup eğitimle ilgili eserler verdiyse, eğitimle ilgili kitaplar yazıp büyük bir birikim olarak, yakın zamanda kaybettik, büyük bir birikim olarak hayatını tamamladı. Evet. Cumhuriyet bana da aynı şeyi yaptı. Ben halk eğitim merkezleri hala da var. Hala da fedakar insanlar orada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Halk eğitim merkezinde gidip bir lise öğrencisi olarak talepte bulunup talebinin karşılandığı bir süreç yaşadım. Erzurum'dayız babamın görevi nedeniyle ve ben resim konusunda daha çok bilgiler, yani ders dışında daha geniş bir çalışma alanı istiyorum. Gittim Halk Eğitim Müdürü'nün Güzel Sanatlar bölümü vardı, galerisi de vardı Erzurum'da. Güzel Sanatlar Müdürü'yle görüştüm. İzmirli bir resim eğitimi almış bir beyefendiydi gerçekten. Halis bir beyefendi. Dedim ki bana lütfen dedim resim kursu açın. Lütfen. Evet. Ve sadece yazılı değil, sözlü olarak adresimi verdim, okulumun şeyini verdim. Ve inanın bana 11 kişilik grubu oluşturup bana resim sergisi şeyi açtılar. Kursu açtı beyefendi. O 11 kişinin katıldığı kurstan sadece 3-4 kişi süreci tamamladık. Ve aynı eğer kaybettiysek rahmetli anıyorum, yaşıyorsa selamet diliyorum. Aynı müdür bey bana o zamanlar Erzurum'da çok aktif ve Doğu'nun İzmir Fuarı diye bilinen bir fuarı vardı. Bana orada bir sergi salonu ayarladı ve kişisel sergi açtı. Daha yaşım 15. Lise öğrencisiyim. Ve sadece benim sergilerimden oluşan bir sergi ayarladı bana. Ben hiç karışmadım. Resimlerin taşınması, asılması, bunların hepsini tek tek o kendisi ilgilendi. Ben sadece ailemi aldım ve sergiye, fuara, sergi salonuna gittim. Kurs olurken de çok güzel destekleri oldu bana kurs esnasında. Şöyle destekleri oldu. Herkese yardım ediyor. İşte şundan şunu, şu renkle şunu karıştırsan şunu elde edersin. Bana karışmıyor. Cık, hocam dedim. Bana niye yol göstermiyorsunuz? Siz herkese yol gösteriyorsunuz diğer arkadaşlarıma. Yo dedi. Sen yolunu bulmak üzeresin. Ben sana karışıp kapını bulacağım. Bu kadar da bilinçli bir insandı. Ne sen, güzel. Ben sana karışamam. Sen yolunu zaten bulacaksın dedi o zamandan. Çok değerli bir insandı. Daha sonra araştırdık, bulmaya çalıştık biz onu. Çok özür diliyorum. Zaman zaman hepimiz yapıyoruz. Evet. Evet. Oynatıyoruz kameralı. Bulmaya çalıştık daha sonra. Ama hala böyle hayranlıkla izlediğim bir Cumhuriyet temsilcisi, hayranlıkla andığım daha doğrusu bir Cumhuriyet temsilcisi olarak zihnimin ta derinliklerinde, özgün yerinde, saygın yerinde hala korur. Hem halk eğitim kurum olarak halk eğitim, hem de o müdür bey. Ne kadar aydın, ne kadar ileri görüşlü bir kimseymiş. Yaşıyorsa, izliyorsa saygılar gönderelim. Ait bir hatıram daha var. Tabii. Şimdi babam bana para verdi. Çok öğretmenimden marka söylemeyeyim şimdi. Çok pahalı bir marka fırça. Babamdan para istedim, o da bana verdi. Ve Erzurum'un en önemli kırtasiyesine gittim. Marka ismini söyledim. İki fırça istiyorum dedim.
Kırtasiye sahibi dedi ki, ne yapacaksın sen dedi, babanın parasına yazık dedi. Babam para verdi bana. O konuda dert yok. Lütfen istediğim markayı verir misin? Başka marka vermeye çalışıyor bana. Böyle komik bir anım da vardı. Ama en Babanın sonunda parasına yazık. markayı aldım, o şeyleri, öğretmenimin tavsiye ettiği markaları aldım. Hala da saklarım o fırçaları. Aa ne güzel. Oh, Evet. aa ne güzel. O fırçalar Hatıra bir olarak çerçeve kullanıyorum. içinde Evet. yaşamalı. Evet. Değil mi? Advent'in bütün resimleri o fırçalarla çıktı. Ne kadar güzel, ne kadar önemli mesajlar sevgili Adviye Bal. Şimdi baktığında kaç üniversitede resim, heykel, sanat çalışması yapılıyor? Yeterince Evet, ilgi var şimdi mı? çok şanslı nesil. Evet, ve bazı eksiklikler olabilir. Anadolu'nun çok ücra köşelerinde resim veya başka sanat alanlarında eğitim veren kurumlar var. Evet, biraz iptidai olabilir. Biraz olanaksızlıkların sınırladığı eğitim kurumları olabilirler. Ama ben diyorum ki her biri bir çoban ateşi. Eninde sonunda oradaki hiçbir şekilde bir sanat eğitimiyle karşılaşma şansı olmayan bir genç kızımıza, genç oğlumuza bir kurum olarak eksikleriyle de olsa faydalı olduğuna inanıyorum ben ve bu konuda tabii bunun acısını çekmiş biri olarak çok seviniyorum. Hani oradaki gençlerin Van'da, Ağrı'da güzel, değerli öğretim görevlileri, öğretim üyeleriyle, fedakar insanlarla eğitimi sürdürmeye çalışan kurumların oluşu beni sevindiriyor. Çünkü benim zamanımda Türkiye'nin sadece 3 büyük ilinde vardı ve olanaksızlıklar ya da işte o dönemin 80 dönemiydi. Siyasi koşullarının olanaksızlıkları, ailelerin gözünü korkutmuş olması nedeniyle ben sanat eğitimimi çok sonra aldım. Ben ilk eğitimi coğrafya olarak aldım. Ha, bundan pişman mıyım? Hayır, değil. Coğrafya öyle bir bilim ki, yani derya deniz bir bilim. Hem fiziki fen bilimleri dediğimiz gruplar konusunda ciddi bir bilginiz olması gerekir. Hem de beşeri alanlarıyla da coğrafyanın ilintili olduğu bilim alanları var. Beşeri konularda bilgi sahibi olduğunuz bir bilim alanı. Ve ben meslek hayatımın bir bölümünü de coğrafya öğretmenliği olarak da geçirdim ama bu süreç içerisinde asla resim yapmayı bırakmadım. Yani benim evim ne kadar küçük olursa olsun bir köşesi hep atölye olarak kaldı ve fırçam asla kurumadı. Coğrafya eğitimi almak bana büyük katkı sağladı. Hiçbir eksiklik hissetmiyorum bu konuda. Çünkü coğrafya, dediğim gibi, felsefeden ayrılan ilk temel bilimlerden birisi ve insanlığın soru sormaya başladığı andan itibaren yapmaya başladığı bir bilim dalı. Yani ilk mağara dönemi adam böyle uzanıp da yıldızlara bakıp bu yıldızlar orada nasıl duruyor sorusunu sorduğu andan itibaren coğrafya yapmaya başlamış demektir. Coğrafya insanların meraklarının ortaya çıkardığı soruların ilk bilim, ana bilim alanıdır. O yüzden günümüzde de geleceğimiz nasıl olacak gibi sorulara cevap veren bir bilim dalıdır. Coğrafya eğitimi almış olmaktan büyük bir onur duyuyorum ve bunun katkısını çok yaşadım. Katkısı olduğunu sanıyorum, demiyorum. Gerçekten yaşadım. Olayları değerlendirmede bile, toplumsal olayları değerlendirirken bile doğanın diyalektiği dediğimiz kavramı coğrafya bilgisiyle birleştirdiğiniz zaman çok 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 isabetli sonuçlara varıyorsunuz ve çok daha isabetli sonuçlar, isabetli kavramlar yakalıyorsunuz. Bu bir sanat için hazinedir bence. Yani dünyayı bu denli kavramak ve şeriyeti bu denli kavramak bir sanatçının, biliyor musunuz, gerçekten bir hazinesidir. Ben bu konuda şanslıyım. Zaten sanatçı olarak da bundan çok yararlandım. Özellikle tabii resimle ilişkim hiç kopmamakla beraber daha çok mesleki süreç sona erdikten sonra, tamamen sanata kendimi adadıktan sonra bunun faydasını gördüm. Orada biriktirdiğim birikim bana öyle bir ivme kazandırdı ki insanların yıllarca uğraşıp da alabileceği yolları ben çok kısa sürelerde ve tabii yoğun çalışarak, yani günde 12, 13, 14 saatleri bulan yoğun çalışma tempolarıyla yakalayabildiğimi düşünüyorum.
özgünlüğün Türkiye için gerekliliğini bildiğim için asla, asla başka bir, hele bir yabancı bir sanatçıdan etkilenerek onun esinlenmesi diyorlar ya da başka bir şey, doğrudan doğruya kopya olan, fikir kopyalığı olan, evet, ürünleri gibi bir süreç yaşatmak istemedim kendime ve tıpkı bir sporcunun, maraton sporcusunun ya da bir olimpiyat sporcusunun, evet, çektiği acılar gibi acılar çektim. Bir şekilde devam ediyor bu süreç. Bakalım nereye gideceğiz. Sevgili Adi Adviye Bal, bunları konuşacağız. Bir dakikalık bir ara olacak. Hemen ardından o acıları da konuşalım. Evet. Değerli izleyicilerimiz, devam ediyoruz. Ressam, heykeltıraş ve bir düşünce kadını sevgili Adviye Balla. Şimdi acılar da çektim deyince, Halk Eğitim Merkezi'nde Erzurum o dönem yine... Babam görev yaptığı bir, evet, güzel. Ve o tarihlerde askerlerin şark hizmeti olarak gittiği bir kentti. İstanbul ne ki, Erzurum yayla derdik ama. Evet, öyle. Değil mi? Doğunun tarihi diye de Erzurum yayla, yayla. Evet, biz de 8 sene aynı okuldanız. Biz de 8 sene kaldık. Şimdi o yaşta, o çağda bir genç kız Halk Eğitim Merkezi'ne gidiyor, müdüre gidiyor ve resim kursu aç diyor. Bu muazzam bir bilinç, bu evet, aileden gelen bir talebi karşılık buluyor, bir resim, evet, açılıyor. Evet, sözlü taleple gidiyorum sadece. Böyle bir talepti bu. Bu muazzam bir şey tabii, muazzam bir şey. Tabii. Çok, çok ve güzel. Ondan sonra yaşanan süreç, gelinen yer, Adviye Bal'ın özgün eserleriyle buluşmamıza kadar geçen o güçlü süreç. Tabii bu yolculukta acılar da oldu, biraz önce vurguladığın gibi. Ben bir de o güçlü dedeyi sormak isterim. Adviye Bal'ın dedesi. Evet, benim vatan sevgimin kaynağı dedem. Dedem çok büyük bir kahraman. Kurtuluş Savaşı'nın gizli kahramanlarından. Fedakar kahramanlarından. Bu kahramanlığı daha sonra paraya ya da başka bir şeye dönüştürmeyen, statüye dönüştürmeyen bir kahraman. Dedem Fransız işgali sırasında garnizonlar kuruluyor Çukurova'da. Askerler yığın halinde garnizonlarda orada burada nöbetliler, halka nefes aldırmıyorlar. Bu arada benim dedem okuma yazma bilen eşraftan bir insan ve kendine vazife çıkarıyor. Dağdaki çeteleri, mücadeleci çeteleri, işgale karşı koymuş o kahramanları garnizon komutanlarıyla ahbaplık kurarak sürekli malzeme taşımak yoluyla ayakta tutan insan. Yani şunu demek istiyorum. Dedem kendi inisiyatifiyle hiçbir görevlendirme olmaksızın sadece vatan sevgisi duygusuyla Fransız garnizonlarına gidiyor ve oradaki garnizon komutanlarıyla ahbaplık kurarak onları hatta zaman zaman içirip aynı filmlerdeki gibi, film gibi anlatıyoruz ama bunların hepsi gerçek, ağlayarak anlatırdı dedem bize. Uyutarak dağdaki çetelerin o cigara kağıtları dedikleri, sigara kağıtlarına yazmış olduğu ihtiyaç listesini karşılayıp eşeklerle, katırlarla o garnizondan çalıp katırlarla dağlara malzeme gönderen insan. Ya. Bir savaşı kahramanı. Ya. Sıcak çatışmalarda tabii orada çok büyük, hani Sakarya Savaşı gibi savaşlar olmakla beraber çetelerle garnizondaki askerler arasında böyle ufak çatışmalar olduğu zamanlarda almış olduğu yaraları bize ağlayarak gösterirdi. 1974'te çok ağladı dedem o savaş çıktığında. Tabii ki Türk ordusuna çok güvendi. Fakat savaşın ne kadar yıkıcı, ne kadar zor, ne kadar zor bir süreç olduğunu bildiği için de ağladı. Ama her savaş haksız savaş değildir. Çok haklı savaşlar vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği İstiklal Savaşı haklı bir savaştır. Burada barıştan söz etmek doğru bir şey değil.
barışla bir şey kazanamazdınız o dönem. Ya da Vietnam'ın verdiği savaş haklı bir savaştır. Çin'in Japonya'ya karşı verdiği savaş haklı bir savaştır. Bugün Suriye'nin, İran ve Libya'nın emperyalist ülkelere karşı verdiği savaşlar haklı savaşlardır. Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği savaş haklı bir savaştır. FETÖ. Evet, Atatürk barışı ister. Da barış, dünyada barış der ama haklı savaşlarda da ülkemin iradesine ve askerine güveniyorum ve sonuna kadar bu konuda haklıyım. Dedemin torunu olarak Türkiye'me, bayrağıma, Atatürk'üme helal getirecek en ufak bir lekeyi kabul edemem. Bunun için canımı ortaya koyarım. Evet, işte bu. Böyle bir anlayışla büyüdük biz. Annem de böyle bize bu terbiyeyle, bu vasiyetle mamur bırakmadı annemizi. Sağ olsun şu anda ömrü uzadı, yaşıyor. Fakat vasiyeti şudur, bayrak denince, Atatürk denince, vatan denince gözü yaşarmayan evladıma sütümü helal etmemler. Biz böyle bir kültürle büyüdük ve bakış açımı da ideolojimi de bu zeminin üstüne, hatta sanatımı da bu zeminin üstüne oturtup öyle sanatımı yapıyorum. Öyle yaşıyorum, gündelik hayatımı da öyle, o duyguyla yaşıyorum. İşte bu. Sevgili Adliye Bal, süremizi de bitirdik ama çok güçlü mesajlarla bitirdik. Rüzgar gibi geçti değil mi? Son bir cümle, son bir mesajla veda edelim. Herkese esenlikler diliyorum. Dünyada iki tip insan vardır. Biri kötümser olanlar, her şey kötüye gidiyor, eyvah mahvolduk, bittik diyenler. Bir de iyimser insanlar vardır. Koşulların kötülüğünü bilirler, tespit ederler ama düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Kendini bilimsel teorik ve faaliyet olarak doğru yerde konumlandırırlar. Ben o insanlardanım ve esenlikler geleceğini düşünüyorum. Hem Türkiye adına hem insanlık adına umut, aksaklıkların tespit edilmesiyle beraber umut vaat eden bir anlayışa sahibim. Resimlerime de ve diğer alanlardaki eserlerime de bunu yansıtmaya çalışıyorum. Umut diyorum, ümit diyorum ve güzellikler diliyorum. Hiç kimseyi karamsarlık içinde bırakmasın. Hiç kimse kalmasın karamsarlık içinde. Güzel günler bizi bekliyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir cumhuriyet kadını, yürekli bir sanatçı, güçlü bir kadın, hem heykeliyle hem renkleriyle bize çok güçlü mesajlar veren sevgili Adliye Bal. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. İçimiz açıldı. İçimiz açıldı. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Yarın, ama yarın kim konuğum? Ta Mersin'den Muazzez İlmiye Çığ. Harika, harika. Onun Süper. Hakkında da Sedef Kabaş'ın yazdığı bir kitap var, Muazzam Muazzez diye, ama Kaynak Yayınları'ndan bütün kitapları seri olarak çıktı ve hala çok 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 Evet. satılıyor. Sayın Muazzez İlmiye Çığ'la birlikte olacağız saat 17.30'dan 18.30'a dek. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yayındaki emeği Ben geçen teşekkür ederim. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ve aman ne olur, maske, mesafe ve hijyen. Aynen, bu konularda mutlaka uyarımızı da yapalım. Evet, dikkat evet. Yeniden tırmanışa geçtiği bilgisi evet, nedeniyle ben de tekrar evdeyim. Evden yapıyoruz. Gelmiyor. Evet, evet. Sevgiler sunuyoruz, sağlıklı güzel günler diliyoruz. Esen kalın. Sağ olun, siz de sağ olun. İyi.